Çıkartacağımız çalışma programı şu anda burada bulunan bütün ilgilileri ilgilendirmektedir. Çünkü bir asfalt firması çalışmasına başlamadan önce altyapı firmalarının tamamen işini bitirmiş olup onlara teslim etmesi gerektiğinin kanaatindeyiz. Aynı zamanda yıllardır şehrimizde çözülmemiş olan ve bu dönemde gerçekten çok ciddi anlamda elini taşın altına koyan kamu kurum ve kuruluşlar artı özel sektör çalışanları, TEDAŞ gibi, doğalgaz gibi firmalar, dostlarımız, bunlar da önümüzü açma noktasında gerçekten üzerine düşen bütün sorumluluğu dört dörtlük yaptıklarını geçen sezonda kendim bizzat şahidim. Belediyecilik biraz ekip işi arkadaşlar. Bizler hiçbir zaman tek başımıza başarı elde edemeyiz. Ancak domino taşları gibiyiz. Birimizin etkileşimi durumunda diğer bütün paydaşlar etki içerisine girer. Etkileşim içerisine girer. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi toplantımızda bir çalışma programı düzenlerken aynı zamanda sizden gelen kıymetli eleştirileri ve önerileri, aynı zamanda takdirleri de hak ettiğimizi düşünerek takdirleri de alabiliriz. Öncelikle asfalt ihalesinin alan firmamızın Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapmış olduğu çalışma programını alıp akabinde bu programı istinaden diğer birim ve kuruluşların orada çalışması var mı yok mu ona bakacağız. Bizim Erdal Bey, sözü size verelim. Ne durumdayız, ne yapacağız? 2022 yılındayız. Yeni bir sezona giriş yapacağız. Zorlu bir sezon. Ekonomik krizlerin baş kaldırdığı bir dönemdeyiz. Çok ciddi ekonomik krizler var. Hiçbir belediye belki bu sezonda ihale yapmazken Doğu Beyazıt Belediyesi olarak tekrar farkımızı ortaya koyup bu sezonda da hızımızı kesmeden, borçsuz bir şekilde, borçlanmadan çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederken 2022 yılında asfalt ihalesine ayırdığımız bütçe ne kadar, sözleşme bedeli ne kadar ve hedef kitlemiz kaç kilometre, hangi mahalleler, onu sizden alacağız. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım, öncelikle sizin bu konuda yaptığınız öncelik ve bize bu konuda destek olmanız memleketimiz için, ben de buralı olarak söylüyorum, teşekkürleri ve takdirleri ve gerçekten saygıyı hak ediyor. Yani bu memleketin en büyük sorunları, tabii ki altyapı da bir sorundu ama en büyük sorunu tozuydu, toprağı, çamuruydu. Biz de geçen senesinin desteğinizle belli bir kilometre kat ettik. 22 kilometre asfalt yaptık. 18 kilometre satı kaplama yaptık. Ve ciddi manada bir parke taşı imalatımız oldu. Şimdi bu sene de 53 milyona yakın bir ihale keşif ücretiyle biz bir ihalemizi ilana çıktık. Tamamıyla şeffaf, elektronik, kimsenin gelmeden bilgisayar üzerinde yaptığımız ihale %24 kırımla işte Ramazan Ağoğulları firması tarafından alındı. Bu da 38 milyon küsür bir meblağa denk geliyor. Biz tekrar işte diğer belediyeler gibi insanlara iş yaptırıp para ödemeden kapıda bekletmektense %50 uygulayıp 2022-23'e iki parçaya böldük. Bu seneki bütçemizi ancak %50'sini karşılayacağı için 19 milyonluk ihale, yani 20 kilometrelik kısmını bu sene, geri kalan 20 kilometreyi de 2023 senesine ayırdık. Bunu da haftalar üzerinde burada sabit olan Telekom'a, Arasedaş'a, Doğalgaz'a, Mobese'ye ve diğer kurumlara bütün cadde isimlerimizle beraber, öncelik hangi cadde ise o caddelerin de isimleriyle, metreleriyle beraber gönderdik üst yazıyla. Bu caddelerde eğer bir çalışması varsa bu çalışmalarını bitirmesi için rica ettik hepsine. Bu da yetmedi. Asfalt ihalesi sonuçlandığı gibi Baran Başkanımızla beraber onları tekrar bir toplantıya da çağırdık. Ve o caddeleri tekrar sunduk onlara. Eğer dedik ki yatırım programlarınız varsa yatırım programlarınızda bu caddeler önceliğimiz olsun dedik. Rica da ettik, sağ olsun onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Burada da gelişmeler hakkında bilgi verirlerse seviniriz. Yani yatırım yapacaklar mı? Yapacaklarsa hangi ayı yapacaklar? Ve hangi caddeleri yapamayacaklarını söylesinler ki biz de belki asfalt programımızda ufak tefek değişiklikler yaparız.
bizim Avrupa Birliği'nden hibeli olan altyapı işimize de asfalt listemizi gönderdik aynı şekilde. Onlarla çakışan bölgelerimiz var başkanım. Çakışan bölgeler için dün de toplantımız vardı. Refik Bey'in de birisi vardı. Dedi ki ne olursa olsun tabii ki tekniğe aykırı olmasın. Ama asfalt yapılacak bölgelerimiz öncelensin. Yani oralara ana konektör mü götürdü? Başka işler mi yapılır? O şekilde bir önceleme yapılsın. Çünkü bu yolun oturması, düzeltilmesi, reglajı zaman alacağı için biz diğer bölgelerdeki asfaltı bitirene kadar o yolda altyapıdan altyapı sorunun çözülmüş olması gerekiyor dedik. Sağ olsun müşavir firma da bize bu konuda anlayış gösterdi. Yani bizim hedefimiz bu sene 20 kilometredir başkanım. Aynı zamanda sizin sayenizde Diyadin Belediyesi'yle bir protokol imzaladık. Eğer Diyadin Belediyesi bize taş yetiştirebilirse pilot bölgede ilan ettiğimiz bir bölgede parke taşıyla yol da yapacağız. Yani bunun meblağı Diyadin Belediyesi'nin üreteceği parkeye bağlıdır. Çok parke üretirse çok ciddi bir parke yol da yapmayı hedefliyoruz. Yani. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür. Peki önceliğimiz hangi caddeler? Başkanım, bir çalışma bağlısı. Programı çıkarttık mı bununla evet. ilgili? Evet, evet, onu da alalım. Geçen seneden yarıda kalmış olan Ulyoz Mahallesi Başak Sokak %80 hazır olduğu için oradan başladı asfalta. Yan taraftaki iki sokağı da PMT serip bordürcü ekibe teslim ediyoruz. Bugün ikinci sokak da bitiyor. Ondan sonra da yağmurların hava durumuna göre, çünkü biz milleti çamurun içinde boğmak istemiyoruz. Yağmurların hafif dindiği önümüzdeki haftada Melemusa Rahmet, Allah rahmet eylesin, onun caddesinde ve Papatya Sokak dediğimiz Koçkıran'a bağlı iki sokağı da yağmurların dinmesiyle beraber parkeyi kaldıracağız. Güzel kaldırım tamamlaması, çünkü var kaldırım zaten. Eksik olanı tamamlayacağız ve hızlı bir şekilde o sokakta asfalt çalışmamıza devam edeceğiz. Uluyol, Koçkıran, bir daha Uluyol, Barış Mahallesi diye devam edecek başkanım. Evet. Akabinde Sanayi Mahallesi, evet. Gülgar Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Hasankeyf Mahallesi evet. diye sıralanacak. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse, İshak Paşa Sarayı'na giden, Ahmed Efendi Hazretleri Türbesi'ne giden yol çok kötü durumda. O yol karayollarına bağlı bir yoldu. Bizlerin girişimi sonucu 3 ay önce belediyeye devredildi. Artık bizim yetkimizde olan bir yol. Gönül rahatlığıyla oraya el atabiliriz. Şayet oranın altyapı sorunları bittiyse yolu imar var olan halı hazırdaki imara göre oturtup oradaki ilk etapta yamaları yapıp üzerine güzel bir aşınma tabakası atmamız gerekiyor. Müdürüm size söz hakkı vereceğim. Tabii ki bunları öncelikle sıraya almamız lazım. Geçen seneden kalma Demokrasi Sokak, İshak Paşa Mahallesi, Demokrasi Caddesi. Büyük bir cadde, işlek bir cadde. Bu cadde altyapı çalışmalarından dolayı geçen yıldan kalan bir bozulma söz konusuydu. Bu caddeyi de önceliklerimizin arasına alabiliriz. Tabii ki büyük değerimiz olan rahmetli Seyda Melamusa Caddesi de yine kendi ismine yakışır bir şekilde imar yolu oturturduktan sonra, altyapı çalışmaları bittikten sonra orayı da önceliğimize almamız gerekiyor. Bunlar merkezi yerler. Özellikle turistik bir kent olan Doğu Beyazıt'ın İshak Paşa Sarayı'na giden yoluna bir an önce el atmamız lazım. Mevsimin düzelmesi, baharın gelişiyle beraber insanlar orada yürüyüş, sosyal vakit geçirme ve benzeri etkinliklerde bulunuyorlar. O yolun bir an önce çözülmesini istiyorum. Onun dışında konuyla ilgili olan TEDAŞ ekibimize söz hakkı verelim. Buyurun müdürüm. Başkanım, şimdi biz daha önce biliyorsunuz konuda bizzat defalarca konuşup yani hayal ettiğimiz işler çoğunu hep beraber gerçekleştirdik. Yani gerçekten 7 yıldır ben Doğu Bayısı'dayım. Yani şu an ayrılarak Iğdır'a geçim yerleşmiş olsam bile aslında Doğu Bayısı'da olduğum için Doğu Bayısı'na ilk geldiğim gününü de hatırlıyorum, bugününü de hatırlıyorum. Gerçekten işin içinde olmayan dışarıdan vatandaşlar geçmişi çabuk unutabiliyor. Ama bizzat işin içinde olan insanlar geçmişi asla unutmazlar. Ben ilk Doğu Bayısı'na geldiğim zaman hem elektriksel olarak, belediyesel olarak ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle siz geldikten sonra bu 2 yıldır, 3 yıldır yaklaşık olarak Doğu Bayısı çağ atlamış durumda. Diyebilirim rahatlıkla, ben hani bunu da bir müjde olarak
vermek istiyorum. Sizle bunun mücadelesini çok verdik. İshak Paşa Saray yolunu tamamıyla yer altına alıyoruz. Yatırımı onaylattık. 38 milyonluk bir yatırımımız var bu sene Doğu West'a. Arası olarak 38 milyon yatırım yapacağız. Saray yolunda tamamıyla koordineli çalışmamız lazım. Saray yolu kurumu ve belediyeyi bir tarafa bırakıp Doğu West'a olarak yapmamız lazım. En güzeli hangisi onu yapalım. Bizim gözümüze en güzel gelecek, en hoş gelecek hangisi ise onu yapalım. Biz o konuda üzerimize düşen ne varsa hepsini yapmaya hazırız. Bu konuda arası olarak her zaman yanınızdayız. Siz çalıştıkça biz de size çalışırız. Bu konuda kesinlikle hiçbir çekinceniz olmasın. Bu sene şehir merkezinde ilave trafolarımız var, ilave işlerimiz var. Ciddi bir yatırım aldık, 38 milyonluk bir yatırım aldık. Bunun kavgasını da çok verdik. Saray yolunun yapıyor olmak ayrı bir mutluluk verir. Hani sizin tarafınızdan da oranın yenilenecek olmasını duymak daha da mutlu etti bizi. Burada belediye çalışmasını yapmadan önce biz başlayıp altyapımızı bitirip devamında siz çalışma yaparsanız çok daha güzel bir ileride çok daha güzel bir göz görüntü olarak yer olarak şey olarak daha güzel bir hal alır. Bunun için zaten sürekli Arda Arda ilgilerle, büyümekler sürekli irtibat halindeler. Sağ olsunlar hiçbir zaman yani şey ortamı yok, farklı bir kurum değil de aynı kurumdaymışlar gibi çalışıyorlar. Hani ne zaman şey olsa bir araya gelsek belediyedeki herkesle, ne zaman bir araya gelsek işte telaşta bu böyle olmuş da belediyede bu böyle olmuştu diye bir konuşma yapmıyoruz. Doğu West'te bu yapıldı diye konuşuyoruz. Yani mesela Doğu West adına konuşuyoruz tamamıyla. Bu ortak payda da birleşmek çok güzel. Ben Doğu West'in daha güzel olacağına inanıyorum sizinle. Bir Doğu West'in olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten memleketimiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Emeğinize yüreğinize sağlık. Evet, çok güzel noktalara değindiniz müdürüm. Gerçekten bizler de artık hani TEDAŞ'ı belediyenin bir parçası, bir birimi olarak görüyoruz. Yine Aksa Doğalgaz'ı, yine diğer fiber hatların yöneticilerini kendimizden biliyoruz. Çok güzel değindiniz. Kim ne yapmış onun derdinde değiliz. Ali mi yapmış, Veli mi yapmış, Ahmet mi yapmış, Mehmet mi yapmış, bu çok önemli değil. Önemli olan Doğu Beyaz'da hizmet gelmiş mi budur. Biz felsefemizi herkese yaydığımızı düşünüyoruz. Öyle ki başlangıcımızda bizleri her türlü zorluğu çıkartan, hizmet gelmesin diye birleşen kesimler, gruplar bile bugün yaptığımız hizmeti sahiplenebiliyorlarsa, bizim de payımız var diye biliyorlarsa, bu da şu demektir: bizler onların felsefesini değil, onlar bizim hizmet felsefemizi öğrendiler. Bu açıdan da kendimizle gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki TEDAŞ'ın Doğu Beyaz'da yaptığı yenilikleri de çok yakından ve büyük bir heyecanla, zevkle izliyoruz. Çünkü belki bölgede şu an elektrik sorunu olmayan, belki işte vatandaşı memnun eden Doğu Beyazı, hani TEDAŞ olarak memnun eden Doğu Beyazı'dır diye düşünüyoruz. Tabii sizin elinizde olmayan durumlar da var. Nedir? Enerji piyasasının artmasıyla beraber elektrik faturalarının yüksek gelmesi, bu tamamen sizin dışınızda Türkiye piyasasıyla ilgili alakalı bir durumdur. Bunu da herkesin bu şekilde bilmesi lazım. Aksi takdirde siz yatırımı Doğu Beyaz'da getirmek için birçok emeğin içerisine girdiniz ve başardınız da, o açıdan da sizi kutlarız. O zaman şöyle yapalım, acil bir şekilde yatırımınız ne zaman onaylanacak, ne zaman işe başlayacaksınız, onun programını bize verirsiniz, biz de ona göre saray yolundan başlamış oluruz. Biz birebir Erdal'la ilgilerle paylaşırız. Zaten ilk saray yolunda başlayacağız. Çünkü hani ben sabırsızlanıyorum açıkçası. Bir an önce buradaki o kirli görüntü, Doğu Beyazıt sadece şeyle alakalı değil yani, İshak Paşa Sarayı, Ahmet Hanım Türbesi, bu sadece Doğu Beyazıt'la alakalı değil, Doğu'nun en gözde noktası. Tüm Doğu Anadolu'nun en gözde noktası şu an İshak Paşa Sarayı, kültürel miras olarak. Bizler için de, yani toplumumuz için de Ahmet Hanım Türbesi'nin ayrı bir kültürel değeri var, ayrı bir inançsal olarak bir değeri var. Buraların yapılıyor olması gerçekten daha önce de yapmaya çalıştık, siz de biliyorsunuz. Hatta beraber bizim müdürlerle bile görüştük, dedim başkanım siz de destekledim, beraber baktığınız sağ olun, siz de hiçbir zaman geri durmadınız. Bu konuda zaten istiyorduk sürekli, talep ediyorduk, ancak alabildik. Ben en azından burada gitmeden böyle bırakacağımız eserlerle şey yapmamız lazım, anılmamız lazım. Evet, emeğinize sağlık. İnşallah çok
güzel olur mesela. Evet, inşallah. Arkadaşlar, konuyla ilgili farklı bir görüş belirtmek isteyen başka kurumlarımız, birimlerimiz var mı? Yoksa bu konuyu atlatalım. Geçelim bu konuyu. Çok da fazla uzatmak istemiyoruz. Zaten programımız belli. Yaklaşık 27 kilometre asfaltı hedefledik, değil mi? 40 kilometre toplamda 20 kilometre bu sene başlıyor. Toplamda 40 kilometre asfalt ihalesi gerçekleştirdik. 53 milyon maliyeti olan ihalemiz %24 kırımla 36 milyon küsuratlı bir fiyatla sözleşme bedeli olarak imzalandı sözleşmesi. 2 yılda yapmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu sadece hedefimiz ama önümüzdeki süreç nasıl gelişir onu bilemeyiz. Belki bir yılda da tamamlayabiliriz. Zaten programımız belli, öncelik sıramız belli. Bunları muhtarlarımızla da paylaşacağız. Şimdi ikinci konumuz olan 15 milyon euroluk Avrupa Birliği projesi. Yaklaşık 143 milyonluk proje, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi olmak üzere 3 etaptan oluşur. Şu anda belki sezon başladığında ilk başlatılan işlerden biri oldu. Projemiz kabul bile olmazken, yedek listede bile yokken, bizlerin girişimi sonucu, yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu çok şükür Tunceli projesinde artan kırımlarla kabul oldu ve onaylandı. İhalesi bakanlık tarafından yapıldı. %12'si sanırsam belediye olarak biz ödeyeceğiz. Geri kalanı hibe aldık. Bununla beraber 4700 tane ailemiz, evimiz, hanemiz kanalizasyonla buluşacak ve hedefimiz sadece KOD'un kaldırmadığı Hasankeyf bölgesinin bir kısmının dışında şehir merkezinde Doğu Beyaz'da artık foseptik kuyu sorununu ortadan bir bütünen kaldıracağız inşallah. Bu konuyla alakalı firmalarımız yanımızda. Arkadaşlar çalışmalarını aktarsınlar. Asfalt ve parke taşı firmalarını ilgilendiren bu durum aynı zamanda TEDAŞ, doğalgaz ve diğer altyapı firmalarını da ilgilendiriyor. Çünkü orada yapılacak olan kazı çalışmaları bir bütünen diğer firmaları da alakadar ediyor. Koordineli gitmemiz gerekir. Evet, kim söz hakkı almak ister bu konuda? Özgür Bey. Merhabalar başkanım. Oturabilirsiniz lütfen. Teşekkürler. Toplantı için de teşekkür ederiz ayrıca başkanım. Ben bu iş kapsamında ilk kez gelme şansım olmuştu. Bu 6. gelişim oldu. Kaldığımız yerlerde ben Türk turistler dışında Çinli, Fransız, İtalyan, yani her milletten insan gördüm ve gerçekten İshakpaşa Sarayı'nı gezme fırsatım da oldu. İyi ki de gezmişim, iyi ki de gelmişim diyorum. Ve gerçekten müdürümüzün dediği gibi, sizlerin de dediği gibi o yolla ilgili yapılacak çalışmalara biz de ne katkıda bulunmamız gerekiyorsa bulunmaya hazırız. Onunla ilgili öncelik olarak da almakla ilgili hiçbir çekincemiz, hiçbir geri durmamız olmaz. Orasıyla ilgili elimizden geleni yaparız. Biz başkanım bir yaklaşık 10 gün önce başladık. Hürriyet Mahallesi'nde başladık işimize. Kolektör daha önce Avrupa Birliği projesi kapsamında yapılan kolektör hattına bağlantılarımızı yaparak işlerimize devam ediyoruz. Oradan başlamamızın nedeni mevcut hatlara bağlantıyla ilgili hem kolektör hattını denemek ve ondan sonrasında işimizin ilerleyişinde zaten ekip sayımız da artacak. Şu an için yeterli makine ekipmanımız var. İki ekiple çalışıyoruz ama biz bu ekip sayısını 4-5'e çıkartıp hatta bu sene içinde kanalizasyonla ilgili inşallah bir aksilik olmadığı durumda her şeyi bitirmek ve hatta daha başka şeyler yapılabilecek olursa da onları da sezon kapanmadan koordineli bir şekilde, işleri aksatmayacak bir şekilde bitirmeye çalışmak olacak. Bununla ilgili hem müşavir firmamız, hem belediyemiz, hem DOSKİ, hem fen işleri, herkesin yardımı ve çabası da var. Dün de zaten toplantı yaptık. Bununla ilgili bize neler yapabileceğimizle ilgili bugün de zaten belediyede görüşmeyi görüşeceğiz. Zaten bununla ilgili neyi öncelememiz gerektiğini de görüşeceğiz. Teknik uygun bir şekilde biz de işleri aksatmamak için elimizden geleni yapacağız başkanım. Sağ olun, emeğinize sağ olun. Sağ olun. Refik Bey, sizden de bir öneri ya da eleştiri ya da bir
başladığımız gibi devam edelim inşallah. İnşallah. Sadece temenni. İnşallah öyle bir planları var. Yani çok erken deklare ettiler. Bu sene bitirebilirsek kanalizasyon işi bitirmeyi düşünüyoruz. Düşünüyorlar. Biz de elimizden gelen desteği yapacağız onlara. Olmazsa da çok az bir kısmı kalacak. Bizim biliyorsunuz yasal süremiz daha var, çok var. Bir iki yıldan fazla. Dolayısıyla herkes sizin dediğiniz gibi emeğini, bilgisini, tecrübesini, her şeyini ortaya koyuyor. İnşallah hep birlikte başaracağız. Teşekkür ederiz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Konuyla ilgili öneri sunmak isteyen ya da eleştiri ya da farklı bir görüş belirtmek isteyen varsa alabiliriz. Yoksa da bu konuyu da geçebiliriz. Evet, zaten bu konuyu asfalt ve parke taşı firmaları da ilgilidir. Çünkü arkadaşların programlarını alın, çalıştığı yerleri alın. En azından orada zemin düzeltme ve benzeri durumlarda gecikme olmasın. Asfalt dökeceğimiz alanları önceden arkadaşlara öneri üzerine burayı önceliğinize alın diyebiliriz. Burada da herhangi bir aksi fikir yok. En güzeli bütün akılların burada bir olması, aklın yolu birdir zaten. Öyle demişler. Arkadaşlar üçüncü konumuz parke taşı. Parke taşı biz geçen sene yapmış olduğumuz bir ihaleydi. Bu ihaleyle beraber geçen yıl ihalemizin %60'ı tamamlandı. Şu anda %40'ı yapım işi devam edecek. Arkadaşlar da aramızda. Aynı zamanda bu bize Doğu Beyazıt'ta yetersiz geldi. Biz de Diyadin Belediyesi ile bir sözleşme yaptık. Normalde piyasada parke taşı sadece malzeme metrekaresi 80-85 lira iken Diyadin ile biz 50 liraya anlaştık. Onlar yakın zamanda üretime geçecek. O üretimle beraber pilot bölge seçtiğimiz Sarıgül Mahallesi, çünkü saraya giden bir mahalledir. O mahallenin artık köy görünümünden kurtulup biraz daha kent edası alması gerekiyor. O açıdan geçen sene orası altyapı konusunda bizim pilot bölgemizde altyapısını bitirdik çok şükür. Belki 50 yıllık mahalle ilk defa geçen yıl altyapıyla tanıştı ve bunun mutluluğunu biz bizzat kendimiz onlarla birlikte yaşadık. Bu sene de üst yapıya güzel bir çeki düzen getirmeyi hedefliyoruz. İki caddesi asfalt, geri kalanı da parke taşı hedefimiz var. Onun yanı sıra devam eden ihalemiz var. İhalemiz ne aşamada? Arkadaşlar kaç ekiple çalışacaklar? Ne durumdalar? Asfaltın önünü açmamız lazım. İsa abi, söz hakkını size verelim. Teşekkür ederim başkanım. Bildiğiniz gibi bizim geçen sene kalma bir ihaledir. İhalenin yaklaşık %60'ını geçen sene teslim ettik, yaptık. %40'ı kalmış. Bu da bir uzunluk olarak bir 5 kilometre tekabül ediyor. Bu da şu anda arkadaşlar altyapıyı hazırlıyorlar. Bizim de zaten süremiz az kalmış yani. Resmi olarak 2 ay gibi bir süremiz var. Bizim de hedefimiz inşallah bu 2 ay süresi içerisinde ihalemizi bitirmemiz gerekiyor. Kaç bin metrekare tekabül ediyor bu sene yapacağız? Yaklaşık 40-50 bin metre bir şey ediyor. 50 bin metrekare bir şey. Başladınız mı çalışmaya? Başkanım şu anda 3-4 gündür dolgu yapıyoruz. Allah nasip ederse yarın sabah başlayacağız başkanım. Evet. Bordur taşına başlayacağız. Bir an önce asfalta hazırlayıp engel olmamaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize, elinize sağlık. Bunu da duymak güzeldi. Tabii ki biz parke taşı ihalesi %40 olan kısmı, yani 50 bin metrekare bittikten sonra hedefimiz 160 bin miydi, 260 mıydı? 160 bin metrekare olan Diyadin Belediyesi ile olan sözleşmemizde yine bir işçilik ihalesi ile beraber yapım işine başlayacağız inşallah. Bu konuyu da geçiyoruz arkadaşlar. Onun dışında... Başka bir şey yok. Arkadaşlar öneri bazında bir şey sunacaklarsa alabilir. Alma testini de inşallah başkanım insanlar. Burada var mı? Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, tamam. Başkanım, hoş bulduk. Arıtma tesisi her ne kadar bu bahsettiğimiz konularla alakalı değilse de bunların toteliyle, yani hepsiyle aslında hepsini ilgilendiren bir durum. Neden derseniz, çünkü yıllardır atık sular doğaya bırakılıyor arıtılmadan. Sazlığa bırakılıyor ve orada çok ciddi bir sinek ürüyor. Aynı zamanda kötü koku, çirkin görüntü ve bize yakışmayan, sağlığımızı olumsuz etkileyen durumlar söz konusu.
Bizler de inşallah bu süreçte sizlerin de emeğiyle, destekleriyle bile yaklaşık 19 bin metreküp arıtılarak sulama suyu olarak Doğu Beyaz'da kullanmayı hedefliyoruz. Bununla hem Balık Gölü'nü korumayı hem de Doğu Beyaz'da olmayan sulama kanallarını oluşturmayı hedefliyoruz. Tarıma ve yeşillendirmeye çok ciddi bir katkı olacağını da hedefliyoruz, öngörüyoruz. Konuyla alakalı siz de bize bilgi verirseniz hangi aşamadasınız, ne yapıyorsunuz? Biz ALKE olduğundan kural iş ortaklarında bu işi yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Evet. Biz şantiye başladık, biraz gözden uzak olduğumuz için kimsenin haberi olmuyor ama aslında çok güzel bir iş. Dediğiniz gibi o derenin daha iyi şartlarla, çünkü orada tarım arazisi olarak da kullanılan insanlar var o suyu. Biz o suyu alıp arıtıp daha iyi şartlarda vermeyi planlıyoruz. Şantiye kurmaya başladık zaten. Bizim işlerde asıl arıtma işlerinde önemli olan projelerin onaylatılması. Buna da büyük bir yol kat ettik. Zaten dün ayık toplantımız vardı. Bir aksilik olmazsa bu yıl içerisinde büyük bir kısmını bitirmeyi planlıyoruz biz aynı şekilde. Betonarme kısmını özellikle, kaba inşaatını. Bir aksilik görmüyor. Şu an acil olan işlere başladık zaten. Şantiyemiz hazır olduğunda sizi de bekleriz. Çalışmayı bekleriz size. İnşallah. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Zaten bizim gecemiz gündüzümüz yok. 7-24 hep sahalarda olacak. Kışın her ne kadar sosyal projeleri gerçekleştirmek için gözden uzak olsak da yazın hem gece hem gündüz işin başındayız. Belki denetimi bazen denetliyoruz, bazen yapım işine elimize kürek alıp yardımcı oluyoruz. O açıdan gelip ziyaret edeceğiz sizleri de. Emeğinize sağlık. O da şehrimiz için kazanacağımız güzel projelerden bir tanesidir. Ben onu çok önemsiyorum, önemli buluyorum. İnşallah o da hayırlısıyla bu sene en azından inşaat kısmı biter ve halkımız bu hizmetimizden de faydalanır. Sanırsam unuttuğumuz bir şey yok. Mali Hizmetler Müdürümüz bize biraz paradan bahsetsin o zaman. Ne durumdayız? Başkan, elimizden geldiğinizde şu ana kadar hiçbir müteahhitimizi, hiçbir çalışanımızı, hiç kimseyi mağdur etmeden bütün hizmetlerimizi tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Yani bir sene başında ihale yapıp %30'unu bu sene ödeyeceğiz diyoruz ama dayanamıyoruz. %100'ünü bitiriyoruz. Yani şu ana kadar bizde iş yapan iş adamları da burada mesela. Hani biz de heyecanlıyız, çalışanlar da heyecanlı, karşı müteahhit firmalarımız da heyecanlı. Yani hep birlikte güzel bir ahenkle ödüyoruz şu ana kadar. Ne kadar ki bu sene ekonomik krizin eşiğinde olsak da, ne kadar da yani paranın değeri biraz düşmüş olsa da, maliyetler de dolayısıyla artmış olsa da, yine elimizden geldiğince hiç kimseyi mağdur etmeden rahatça işlerimizi halledebilecek gücümüz var şu an başkanım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, belki şöyle bir noktaya da değinmek lazım. Burada dostlarımız varken bilmeniz açısından söylüyorum. Biz ilk göreve başladığımızda esnaf bizimle çalışmak istemiyordu. Yani bir lastikçi bile bizimle çalışmak istemiyordu. Bir tornacı bile zor bulabiliyorduk. Bunun sebebi geçmiş dönemde esnafın ya da çalışanın hakkının gününde zamanında verilmemesiydi. Belediye deyince hemen öcü gibi görmüş gibi herkes kaçıyordu. Aa, belediyeyle biz çalışmayız çünkü paramızı vermiyorlar gibisinden. Çok şükür Rabbime bizler bu algıları kısa zaman içerisinde kırdık. Şu an yaptığımız bir ihalede Türkiye'nin dört bir yanında gelip ihaleye katılıyorlar. Şunu diyorlar: biz duymuşuz Doğu Beyazıt Belediyesi hiç kimsenin bir kuruşunu bile bekletmeden işimizi doğru yaptığımız sürece bizleri mağdur etmediğini görüyoruz ve çalışmalarınızı, işinizi biz yapmak istiyoruz. Bu da tabii ki farklı bir gurur, onu da söyleyeyim. Bugüne kadar hiçbir müteahhitimizi ya da işimizi alan hiçbir yükleniciyi mağdur etmemekle beraber yine ayağımızı yorganımıza göre uzatarak işe başladık. Bu konuda gerçekten teknik ekibin çok ciddi anlamda desteği ve emeği var. Fakat ben kilit nokta olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'mü görüyorum. O anlamda sizin huzurunuzda da kendisine teşekkür etmek istiyorum. Giden Mali Hizmetler Müdürümüz Birsen Hanım bana aynen şu kelimeyi söylemişti: başkanım, ben 40 yıldır burada Mali Hizmetler Müdürüyüm. 40 yıldır her dönemi yaşadım. Fakat hiçbir dönemde belediyenin kasasında paranın bu kadar kaldığını şahit olmadım. Gelen para ertesi gün gidiyordu. Her gün kapımızda alacaklılar bekliyordu. Ha, bizim ödememizi ne zaman yapacaksınız? Ha,
ne zaman hak edişimizi alacağız gibisinden. Fakat biz ilk defa belediye kasasında bu kadar paranın biriktiğini ve borçlarımızı ödediğimizi, SGK borcundan tutun ki diğer borçların tamamını ödediğimizi gördük. Bu anlamda teşekkürlerini iletmişlerdi. Kendisinin de emeği vardı, 40 yıllık burada çalışan da. O gittikten sonra biz aslında yani onun yerine Can müdürüm geldi ve hakikaten de planlama konusunda bizim önümüzü çok ciddi anlamda açıyor. Çünkü doğru planlanmayan bir bütçe doğru harcanmaz. Doğru harcanmayan bir bütçede hiçbir görünürlüğü ve etkisi olmaz. O açıdan müteahhitlerimiz de rahatladı, ben de rahatladım. Paramızı, işimizi doğru yaptığımız sürece rahatlıkla alabileceğimizi de duyduktan sonra eğer söz hakkı almak isteyen kimse yoksa arkadaşlardan da toplantımızı bitirip hepinize teşekkür ederiz. Söz hakkı almak isteyen var mı? Başkan, biz de başarılar diliyoruz inşallah. Sezon başladı. Sezon sonunda yine burada güle oynayalım. Burada toplanırız hep beraber. Allah herkese kolaylık versin. Allah kazadan beladan korusun önce. Diğer fiyat işte. İnşallah sezon sonuna kadar kazası belası bitiririz. İnşallah. Evet arkadaşlar, buyurun başkanım. Ben de arkadaşlara hoş geldin diyorum. Bütün projeler Lobez halkına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Arkadaşlar, başkan da belirtti, gerçekten 2021 yılında yani bir ekip işi dedi ya başkan. Geçen yıl biz gördük. Bu yılda inşallah 2022 yılında bu projelerimizi gerçekten başarıya götürmek için hep birlikte çalışacağımıza inanıyorum. Tekrardan halkımıza hayırlı olsun. Arkadaşlar, o zaman Gün'ün bir sözü var. Diyor, biz acıyı bal bilmişiz, biz ölümü yar bilmişiz. Kimsenin zulmünden korkmamışız, doğu beyazıtı sevmişiz deyip işe nokta koyalım hep beraber. Toplantımız bitmiştir arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.